Merci. Hazır mısın hanım? Şükran nerede? Giyiniyordur herhalde. Süslenmesi kolay biter mi? İyi ama tayyarenin gelme saati yaklaştı. Geç kalacağız. Ya. Şükran! Of, bu olmaz, modası geçti. Şükran! Bu da olmaz, yeni rujumun rengiyle gitmiyor. Çıplak gidecek değilsin ya ayol! Şükran! Şunu giysen anası ver! Olmaz, daha geçen hafta iki kere giydim onu. Şükran, ye hemen gel yahut ben geliyorum. Geliyorum! Aman, insanın iki ayağını bir pabuca sokuyorlar. Ha, Türkan son mektubunda bir iki ay daha kalacağım diyordu. Ona kalsaydı, bilmem ne kurslarına devam etmek için aylarca orada kalırdı. Şükran, hadi kızım! Yoksa sen mi yazdın hemen gel diye? Elbette! Vasif Bey, düğünün bir an önce yapılmasını istiyor. Bakalım Türkan ne diyecek bu işe? Türkan aklı başında kızdır. Vaziyetimin düzelmesinin bu evlenmeye bağlı olduğunu öğrenince kabul edecek. Şükran, geliyorum ha! Zaten küçükten beri Vasif Bey'in oğluyla sözlü sayılır. Şimdiki zamanda! Bu işin şimdiki zamanı, geçmiş zamanı kaldı mı hanım? İflas borusu ha çaldı ha çalacak. Benim için tek kurtuluş yolu, Türkan'ın Vasfi Bey'in oğluyla evlenmesi. Şükran! Ne bağırıyorsunuz canım, geldim işte! Aceleniz yüzünden doğru dürüst bir şey giyemedim. Besleme gibi kalacağım Türkan'ın yanında. Bakıversene dadıcığım, fermuarım kapalı mı? Canım bırak şimdi fermuarı mermuarı, dönüşte kapatırsın. Elbisemi doğru mu giydim, ters mi giydim bilmiyorum. Entarini doğru giymişsin ama, senin lügatinde acele kelimesinin manası maalesef ters yazılmış. Aynıyı eskittiğin yeter, hadi yürü bakalım! Türkan'ın odasını bir daha gözden geçiriver dadı, eksik bir şey olmasın! Başüstüne hanemciğim! Avrupa'dan geldiğine emin misiniz? Elbette ayol, 4 senedir neredeydi? Demek her şey gibi Avrupa'da bozulmuş. Neler söylüyorsun yine? Baksana, kızımızı gül fidanı gibi gönderdik, geriye kız kurusu kılıklı biri geldi. Aşk olsun sana! 4 sene hasretlikten sonra kızına bunu mu yakıştırdın? Hoş geldin yavrum! Yavrum! Ablacığım! Çok şükür kavuşturana! Anne! Hadi bakalım, geri kalanı da evde, doğru, hadi! Hadi! Hoş geldin cici kızım! Nerelerde kaldın ayol? Seni çok göreceğim geldi! Sırası mı şimdi dadıcığım? Bırakın kız odasına çekilsin, elini yüzünü yıkasın, sonra bol bol konuşursunuz! Hakkım var baba! Hadi gel! Galiba yanlış bavulaştık, bunda kitaptan başka bir şey yok! Yoo, niye yanlış olsun? Öteki bavulda kitap dolu! Peki ama giyeceklerin nerede? İşte, bunun içinde. Bu kadar kitap yerine biraz da giyecek getiremez miydin? Hiç olmazsa benim de işime yarardı. Bırak şimdi bunları! Kızı sık boğaz etme! Alkolizm üzerine inceleme, suç ve aile... anormal çocuklar... hayvanlaşan insanlık, manyaklar ve psikopatlar, psikoantropolojik cani tipleri... İyi ama ay yaşlara, canilere, manyaklara ait kitapları okumak senin gibi bir genç kıza yakışır mı? Tasavvur ve niyetlerimi gerçekleştirebilmem için hukuk bilgimi psikososyal ve psikopatolojik mevzularda yazılmış eserlerle desteklemem şart. Bu psiko bilmem neyle, öteki psiko ne işe yarayacak? Sade hukuk yetmiyor mu? Hukuk, suçluluğun sonuçlarıyla meşgul olur. Halbuki ben suç ve suçluluğu inceliyorum. Niyetim ateşi çıkmadan bastırmak, dünyayı ancak böyle düzeltebilirim.
Ben biraz hava almaya çıkacağım, üstüme fenalık gelecek galiba. Banyon hazır! Şofbanı yaktım! Eksik olmadı adacığım. Ama gidip o şofbeni söndürsen iyi olur. Sıcak suyla değil, buz gibi soğuk suyla yıkanmak istiyorum. Delirdin mi sen ayol, soğuk suyla yıkanılır mı dönersin? Bari sıcak bir çay hazırlayayım da o soğuk suları döktükten sonra içeri ısınırsın. Yok yok, sıcak değil, buzlu çay içmek istiyorum. Buyurun beyefendi. Buyurun. Ne konuşuyorduk? Şeyden bahsediyorduk. Tamam. Madem ki senin kız İngiltere'den geldi, artık nişanı yapar, düğün hazırlıklarına başlarız. Bu evlilikle hem ailelerimiz birbirine sıkı sıkıya bağlanacak, hem de sağlam bir iş ortaklığının temeli atılmış olacak. Sağ olsun Orhan Çapkın'ın teki, evlilik deyince bucak bucak kaçıyor. Ama Türkan Hanım'ı görür görmez hizaya geleceğinden hiç şüphem yok. O senin hüsnü kuruntun, yani hüsnü teveccühün demek istedim. Avrupa görmüş, zarif, giyinmesini bilen, çiçek gibi Türkan Hanım da Orhan'ı yola getiremezse, pes doğrusu. Anlayamadım. Bir dakika Fatoşum. Neye benzediğini bir görsen, dedektif Nick'in uzun saçlısıyla tayyör giymiş dişi Tarzan arası bir şey. Daha gelir gelmez saçma sapan konferanslarıyla kafa ütülemeye başladı. Gözlerinde dürbün gibi gözlük, şimdiden o kocaman kitaplara sıkıştırdı burnunu. Bu iş zor olacak gibi geliyor bana. Vasfi'nin oğlu nasıl alır bizim kızı? Hemen ümitsizliğe kapılma canım. İnsanın içini karartıyorsun vallahi, şu haline bak. Sen asıl Türken ne hale girmiş, ona bak. 4 yıl bu, elbet biraz değişecek. Doğru! Körpecik fidan gibi gitti, halis mulis kütük gibi geri geldi. Vasfi Bey'in oğlu öyle rahibe kafalı kızı alır mı hiç? Dur bakalım canım, kızcağız kendine gelsin hele. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur hanım. Memleketin ay yaşlarını, serserilerini yola getirmekten, dünyayı düzeltmekten bahsediyor. Bu kadar işi varken kendine gelmeye vakit bulur mu hiç? Ne yapıyorsun öyle? Halter yapıyorum. Kız bırak şunları, göbeğin düşecek. Ver şunu ver, vallahi fıtık olacaksın. Tut. Hayır, gözün kör olmasın abi. Kız kaçak kobu, az daha beni batırıyordu. Aklı başında kız böyle 100 okkalık demirleri havaya kaldıracağım diye uğraşır mı? Ben daha başka şeyler de bilirim. Mesela gayet iyi judo yaparım. Allah Allah! Neymiş o judo dediğin şey? Bak göstereyim. Mesela şimdi sen gece yolda giderken benim üzerime saldıran azılı bir katil olur. Deli misin sen? Niye katil olacakmışım? Canım mesela dedik. Şimdi al eline sen şu lobutu. Arkadan üzerime gel, başıma vurmaya çalış. Oklavaya ne lüzum var? İtsem yere yapışırsın. Canım bir dene hele. Aman Allah'ım, kuyruk sokumum yarından oynadı galiba. Hakim getirin, doktor getirin. Daha bunun birçok çeşitleri var, göstereyim. Tamam, eksi
erkek olsun. Canımı sokakta bulmadım. Ay, aman! Galiba Türkan'ı okusun diye oralara göndermekle hata ettik be. Hata ettiniz ya! Kız kısmısı ana baba gözünden uzağa giderse boylu olur işte. O avukat değil, cücücü olmuş. O da neymiş? Git sana beni yapsın da ne olduğunu öğren. Kuyruk sokumu mu çatlattı hınzır kız? gülün, gülün! Onun huyu değişmiş ayol, hamam yaktım, yıkan dedim, olmaz! Buz gibi soğuk suyla yıkanacağım diye tutturdu. Sıcak çay pişireyim dedim, olmaz istemem ben, soğuk çay içeceğim dedi. Daha neler? Daha neler ya? Bir şeyciklen tamam, Allah ıslah eylesin! Ya, soğuk duş, demir kaldırmak, buzlu çay mühim değil. Beni düşündüren o serserilik, ayyaşlık, cinayet üzerine yazılmış bir sürü kitap. Ben gidip bir konuşayım şunla. Şu işini bitir de biraz konuşalım seninle. Konuşalım baba, kulağım sende. İngiltere'ye hukuk tahsiline gittin. Evet. Bildiğime göre tahsilini de tamamladın. Tamam. Sayın tamam, fikirlerimiz tam değil. Dinle beni kızım. Her baba gibi ben de kızlarım için en iyi şeyleri isterim. Hele senin için. Bir ben iyi olmuşum, neye yarar? Dünya? Dünyayı başkaları düşünsün. Madem her şeyi düzeltmeye meraklısın, önce kendi vaziyetimizden başla bu işe. Vaziyetimizin nesi var ki? Her şeyden önce senin ve Şükran'ın istikbalini düşünüyorum. Ama iflastan kurtulmam için de bu evlenme mutlaka lazım. Ne evlenmesi? Kim evleniyor? Sen, Vasfi Bey'in oğlu Orhan'la. Vasfi Bey'le konuştum. Telgraf çekmiş, nişanlım bir iki güne kadar geliyor. Nişanlım mı? Hem de ne nişanlı? Orhan yakışıklı, zengin, okumuş bir genç. Demek iflas etmek üzeresin. Evet. Hem sen evlenince kardeşin de başıboş züppe hayatından vazgeçecek. Benim iflastan kurtulmam da cabası. Böylece bir taşta iki, ne ikisi, üç kuş vurmuş olacaksın. Fena çalışma mı bu? Benim insanları kurtarmak istemem bir takım menfaat hesaplarına bağlı değildir. Hepiniz beni yanlış anlamışsınız. Ama... Okuduğum bunca eser, yaptığım incelemeler boşa mı gitsin istiyorsun? Ben evlenmek istemiyorum. Hiç olmasa yoldan çıkmış bir kişiyi kurtarmadan evlenmem. Fakat... Ne desem boş. Ya benim dediğim olur ya da bu evlenmeyi aklından çıkarırsın. Pekala. Bul bir serseri, ister ters yüz edip düzelt, ister sadece yolunu değiştir. Yalnız elini çabuk tut. Bu evlenme işinin fazla beklemeye tahammülü yok. bu jimnastiklerin göbek eritmeye faydası olur mu dersin? Oo, hem de nasıl? Böyle sabah sabah nereye ayol? Acele işim var, yolunu şaşırmış adam arayacağım. Yolunu şaşırmış adam mı? Aman Allah'ım, ne günlere kaldık! Hadi, 5 bas 10 al, 10 bas 20 al! Para kazanmak isteyen bu tarafa! Para basan para alır, parmak basan hava alır ha! Hadi bakalım beyler, 5 bas 10 al, 10 bas 20 al! Bul karoyu, al parayı! Basın beyler, basın, bakın gördünüz işte bu tarafta! Söyle abi! Şuna 5 kağıt! Gene buldun, al 10 kağıdı! Hadi beyler, 5 bas 10 al! Bul karoyu, al parayı! Hadi beyler, durmayalım, basalım beyler! Yok arkadaşım, seninle oynamam! Neden, bizimki para değil mi? Ustamın nasihati vardır, 3 defa kazanan adamla oynama der! Hadi beyler, para dağıtıyoruz! Bey abi, şu 20 kağıdı al, benim için oyna! Ben bu oyunu bilmiyorum ki! Boş ver, sen yalnız benim gösterdiğim yere koyacaksın, o kadar! Ya kaybedersen? Ben onun numarasını anladım, çok para kazanacağız bugün! Hadi! Ortadakine! Pekala! Buyurun! Ah, buldun vicdansız! Al bakalım, al bakalım 40 lirayı! Hadi beyler, dağıtıyoruz bugün! Gördünüz işte, karo burada! Gördünüz, gözünüzün önünde kazandı 40 lirayı, afiyetle ye babacığım! Al bakalım, yarısı senin! Nasıl olur? Ortak değil miyiz canım? Basan Allah abi, kazanıyor. Buyur abi! Hadi! Bakan değil! Bakan değil beyler, bakan değil, basan kazanıyor, sebil bugün, sebil! Para dağıtıyoruz ha, acığa olduk namussuzum! Görüyorsunuz, gözünüzün önünde karıştırıyorum! Gördünüz karoyu, hadi basan yok mu? Hop, işte gördünüz karoyu, burada! Bas bakayım, bas bakayım abi, sen, baba!
Bas bir şansını dene, kazanıyorsun bugün. Bas bakayım. Ay, bak, dikkat et babacığım, kağıdın yerini iyice gör. Hile yok bunda, bu değil, bu da değil, bu da değil. Görüyorsun işte, gözünün önünde namussuzum ha. Hadi bakayım, bas bakayım anam. Bas bakayım babacığım. Hadi, dikkat et. Ay, yine olmadı yahu. İşlet kafanı, doldur kesini yahu, hadi. Basen kazanıyor, basen kazanıyor beyler. Vicdani bir oyun oynuyoruz, namuslu, yok mu? 10 basan 20 alıyor, görüyorsunuz işte, gözünüzün önünde karıyorum. Hop, hop, hop! Gördünüz beyler, bu değil. Basın bakayım, hop, gördünüz işte, tekrar yapıyorum. Vicdanlı olarak, namuslu bir oyun. Hadi beyler, burada, burada şansınızı deneyin beyler. Hilesiz, surdasız bir oyun bu. Koymayın, gene kaybedeceksiniz. Basın koskoca beyler, adamsınız, paranızı böyle beş kumarbazlara basan, kaptırmaya utanmıyor musunuz? Basan para alır, basmayan hava alır. Başka işin yok mu senin hanım abla? Açıktan geçsene biraz, cızırtı yapmaya başladın. Hadi paranızı koyun cebinize de yolunmadan gidin buradan. Dur bakalım hemşerim, nereye? Oyuna yeni başladık da. Oynamayacağım artık, küçük hanımın hakkı var, gidiyorum ben. Küçük hanım, asabımın sigortası atmadan ufak ufak yol alsan iyi olacak. Rica ederim, terbiyeli konuşun. Yok be, sen gel burada ekmek parama limon sık, sonra da terbiyeli konuş de. Sen ekmek parasını el alemi soyarak mı kazanırsın? Buna düpedüz hırsızlık derler. Namuslu bir iş yapsan olmaz mı? Kadınsın diye fazla ötme, eşek sudan gelinceye kadar pataklarım seni burada. Hele bir dene, al boynun ölçüsünü. Bana adıyla sanıyla Polim Recep derler. Bana da! Ağır ol bakalım küçük hanım! Yanına susamış galiba. Ne oluyor burada? Bir şey yok, biraz şakalaşıyorduk. Yürüyün karakola, derdinizi orada anlatırsınız. Burada kavga falan istemem. Hadi! Yürü! Şu bıçak meselesinden polise bahsetmedin ya, dile benden ne dilersin? Seni polise teslim etmek benim de işime gelmiyordu. Anlamadım. Sana bir teklifim var. Eğer kabul etmezsen o zaman seni polise teslim edip bıçak meselesinde anlatırım. Ya. Neymiş o teklif? Dinle! Ben Avrupa'dayken... Aman! Tövbe estağfurullah! Tövbe! Bu ne ayol? Avımızı iyi saat olsunlar mı bahsine? Bizim kızın yeni misafirleri olacak. Hadi gel, gel! Gel, gel! Geliyorum! Merak etmeyin canım, bizim yayacılar. Hayır, bunlar yayacı falan değil, dupaduz, yem yem! Hadi bey, yürü içeri girelim, hadi yürü! Şuraya bakın! Rüya mı görüyorum yoksa? Hoş geldin periler perisi. Hoş bulduk. Hadi çıkar şunları, rahatlan sen. Ah, ne münasebet. Hey Meloş, sen örnek ol şu yavruya. Bırak canım! Ne yapıyorsun canım? Çıkar! Çıkarmayacağım! Çıkar şunu! Bırak diyorum! Ne olur çıkarırsan ya! Çıkarmayacağım! Hadi çıkar şunu! Çıkar şunu! Çıkarsan yapma ne olur! Diyorum. Rahat bırakın kızı! Sana ne oluyor, korkuluklar kraliçesi? Kızma nonoşum! Onun yerine sen yap striptizi! Tamam, yardım edeyim sana! Tamam, oh, hadi! Ciddilin! Yeeeeyy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 y! Açılın! Açılın! Veli nimetime dokunanın pasaportunu veririm eline! Sana ne oluyor ya? Defolun! Defolun! Defolun lan! Toz olun! Asabımı bozuyorlar. Yardımına teşekkür ederim. Doğru yolda ilk adımı attın. Şükran, Recep Bey benim ilk eserim olacak. Polim bendeniz, Polim. Memnun hadi oldum. Artık içeri girelim, yarın derslere başlarız. Merhaba Marsık! Üstüme aydık Salik, ne oluyoruz? Bir dadıyı korkuttun! Yakışır mı böyle yapmak? Erkekliğin şanındandır bu abla!
Dayılın şanını yüksek tutmak için önüne geleni evvela korkutmak lazım. Dayılığı kim kaybetmiş de bu serseri kuşanmış? Yiğit! Bana adıyla sanıyla Polim Recep derler. Polim Recep o kadar. Anlaşıldı mı? Gölgeme ayak basanı kütükten kazırım bilakis. Recep Bey'i misafir odasına götür, dadı istirahat etsin. Bu dakikadan itibaren o benim sücem. Tövbe de ayol, bunun neresi cüce? Meşe kütüğü gibi adam. Falson ikilendi. Marsık, asabiyatımın freni bozulacak şimdi. Öfke medeni insanlara yakışmayan kötü bir huydur. Aldırma! Ben yandan çarklı Süleyman'ı öfke yüzünden öldürdüğüm zaman ağır ceza mahkemesinde faydasını gördüm. Süleyman tepemi attırdı, gözümü öfke kararttığı cihetle 48 yerinden sustalıyla işleyip soluğuna düğüm atmışım. Ne yaptığımı bilmiyorum, pek muhterem Sayın Hakim Bey dedim. Vaziyeti 5 seneyle idare ettim. Allah'ım, adam da öldürmüş! Gözleri ne diye parladı? Adam dediyse kalk tarafı, yandan çarklı Süleyman'ı temizledik. Babanı vurmadık! Odamı göster bana! Hürmet atarım ablacığım. Muhit'e uymakta güçlük çekmeyecek, belli. Kabalığı sadece aşırı samimiyetinden ileri geliyor. Niye sütünü içmiyorsun anne? Evde öyle asılı biri varken süt içecek hal mi kalır bende? İster misin hepimizi kıtır kıtır kessin? Ortada bir sebep yokken ne diye öldürsün bizi? İlle de birini yola getireceksen bari eli silahsız, yüzünün Rabbiyesini silinmemiş orta karar bir serseri bulaydın. Düzelteceğim adam, ne kadar azılı ne kadar kötü olursa cemiyete yapacağım iyilik o kadar büyük olur. Sen de bir şey söylesene bey! Türkan'ın hakkı var! Madem ki soframızı alıp evimizde misafir ediyoruz, sabıka dosyası yüklü olmalı ki değilsin. İmdat! Aman Allah'ım, Gülsüm'ün sesi bu! Misafir Gülsüm'den başladı galiba. Ver arkadaşının nafakasını, bir makas alayım senden. Hayır! Nasıl hayır? Dur bak. Bana kalırsa Muhit'e intibak etmek çabasından doğan bir tepki bu. Gidip bakayım. Bozulma! Dur, ana, mal tarafı bir yana kalırsın ya, dur! Sana uyacaksan ne âlâ? Yoksa şimdiden yolu tut. Gülsüm'ü bir daha rahatsız etmek yok, tamam mı? Bizim sözümüz dört köşeliktir, merak etme abla. Sonra şunu da elinde taşımaktan vazgeç. İşte şimdi cılk konuştun abla, bizim elimizin tesbihi bu. Sustalıyı elimden bırakırsam elim ne işe yarar? Bir şeye yaramazsa cebine sokarsın elini. Hadi aşağı, artık ciddi çalışma saati geldi. Boşa geçirdiğin zamanları telafi etmen lazım. Peki abla. Otur şöyle. Evvela konuşmanı düzeltmekle işe başlayacağız. Evet, dar salla bakalım. Hadi bakayım salla, salla da sesini duyayım onların, salla, kurban olayım ona. Biraz daha geleye talim et bakalım. Ne gelirse oğlum, seni kattım. Çok konuşma, gele dedik. Hadi, sırtının karasına kurban oldum onun kemiği, hop düşeş. Gördün mü düşeşim? Bu nazar değil, Hacı Bekir'in lokumu derler. Silkelenir kağıdı. Ne düşeşi ya? Bu basbayağı şişidi. Evet! Ben düşeş dedim mi o düşeştir? Yoksa Polim Recep'e kerizci diyen adamın derisinden dümbelek yaparım ben. Anlaşıldı mı babalık? Yok be Polim Bey oğlum, sinirlenme. İşte, ananın ak sütü gibi helal olsun. Bu kadarcık paranın lafı mı olur aramızda? Buyur 50 liranı. Mesele mangırda değil. Reklamımız negatif çıkmasın. Recep'in ne dobra oyuncu olduğunu 7 cihan bilir ha. Elbet. Ona ne şüphe. Başkası olsa yapmam ama sen yabancı sayılmazsın. 100 kağıdına bir karşılık 7 çekelim. Zararını çıkarırsın bari. Artık bıraksak. Ne? Hayır mı dedin? Şaka canım şaka! Sen de hemen celalleniyorsun arkadaş.
İstediğin tavla olsun, sabaha kadar oynarız. Siyahları ben alayım da yüzünü ağartayım onların. Hava al bakalım Marsık! Şansımı da sıfatın gibi karartma! Hadi dedik be! Git de ağır tarafından iki kahve kaynat bize! Recep Bey'in dediklerini yap bari. Beymiş, ama ne yakışmış! Öt, 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 öt! Arslan zarlarım benim! Dört çağır iki, daha iki. Oyna, oyna, hadi, salla, salla, salla da sesini duyalım. Saatte mi geliyorsun yatmaya? Bu kıyafetin de ne? Sus hanım, sus! Herif Polin filan değil, Allah'ın belası! Aman. Bir beş tavla yapalım diye oturduk, bu saate kadar yapışıp kaldım! Cebimdeki bütün paramdan başka, elbisemi de aldı! Başımıza daha neler gelecek bakalım! Vah vah vah! Allah beterinden saklasın! Felaket! Biraz daha sabredin babacığım, yola gelecek, göreceksiniz! Ya o adam gelir gelmez, tavlada beni, pişpirikte dadıyı... 66'da anneni yolunmuş tavuklar gibi caz çavlak soydu. Sırtımdaki pijamamı, keribar tesbihimi, babadan kalma ağızlığımı hatıra diye aldı. Bunlar yetmiyormuş gibi, anneni tombalak, beni ihtiyar, Şükran'ı fıstık diye çağırıyor. 40 yıllık dadı, çekirdekten yetişme tulumbacı ağzıyla konuşuyor. Daha ne kadar sabredeceğim? Ne olur beni kırmayın babacığım, bu tiplerin düzelmesi tamamen zamana bağlı bir şey. Evet, etrafındakilere tesir ediyor ama... yavaş yavaş kendisi de onların tesiri altında kalacak. Dilini, hareketlerini düzeltmesi için kibar muhite girmesi şart, öyle değil mi Şükran? Arkadaşlarımın arasına nasıl sokarız onu, sen çıldırmışsın şekerim. Böyle bir tipin arkadaşlarına ne kadar orijinal görüneceğini düşünsene bir kere. Orası öyle ama... Lugar sosyal, sigler de merge bar. Pour la mer bien je t'invite. Viens avec moi, oh Georgina, viens avec moi. Nous partirons, au matin nous roulerons. Un bon petit pain tout en chantant. De soyez le frein, oh Georgina, allez bien. Shabara bara ba ba tu ba, shabara ta tu ru tu ba, shabara bara ba tu tu ba, shabara ta tu ru tu ba, shabara bara ba. Hiç üzülmesin ablacığım. İspirtocunun ruhiyatına varmış adamım ben. Bu kibar dalgalar nane ruhu gelir bana şahsen. Neşenize içelim. Arkadaş, acaba burada ağır meselelerden bir şeyler bulunmaz mı? Füme, dil, rokforlu kanepe, ançüezi zeytin, jöle, et... Bu saydığın dalgalar bizi açmaz, ağır meze dedik oğlum. O halde kornişon, havyarla tereyağı. Tereyağının dört yıldızlısı senin gibi olur düdük! Kostüm vaziyetimiz rabıtalı değilse de, işletmecilik üzerine boşa yatmayız evelallah. Recep Bey, söylenenleri yanlış anladılar galiba. Öyleyse sen açık et de anlayalım bebeğim. Arzu ettiğiniz neyse buyurun, sorun Recep Bey. Evelallah ama... şu Recep Bey lafını boş versen nasıl olur? Samimiyetliğimizi perçinlediğimize göre... bana Polim diyebilirsin. Buyur. Bu tiplerin düzelmesi tamamen zamana bağlıdır. Hastanın muhite intibak etmesi iyileşmeye doğru gittiğini gösterir. Onlara evvela etrafındaki insanları sevdirmek lazımdır. Ne kadar müzikalitesi olan bir isminiz var? Helal! Ben de sana bir şey söyleyeyim mi oldu olacak? Burada da tonlu hanım bayanlar var ama... içlerinden en aynalısı sensin, iyi mi? Tuna Bar'da Dizel Necla'yı sırf dans oyunu yapmaktaki ustalığımızla ayarladık. Eğer gözün kesiyorsa şöyle iki tur alayalım ha? Memnuniyetle! Canım!
İstatistikler muhit değişikliği ve yeni hayat şartlarının her 10 suçludan 6'sını düzelttiğini gösteriyor. Polim Recep geri kalan 4 kişiden biri herhalde. Doğrusu bu kadar kaba bir hareket beklemezdim sizden. Ne yaptık yani? Şöyle biraz elimiz kaydıysa kıyamet mi koptu? Şunun şurasında ikimiz de neşemizi buluyoruz. Filmi koparmanın alemi var mı? Bırakın diyorum, bırakın ya beni, öf! Damınız kendisini rahat bırakmanızı istiyor. Keyfime köstek mi geçireceksin? Aaa! Çılgın çocuk, haberler midir? Kucağıma nasıl oturursun hadi? Etrafındakileri sevmeye başlayan hastanın ruhi durumunda bir takım acayip değişiklikler olmaya başlarsa da... Abla bu... çabuk gel! Vaziyet çok kötü. Ha? Yiğit, açılın! Ay. Kulaklığa asılmadan hepinizin ifadesini alırım, açılın! Polim! Yeter artık, kes şu kavgayı, yoksa polis çağırırım! Peki abla, kızma sen yalnız! İnsan lazım olduğu zaman bir şey bulamaz bu evde. Telaşında ne arıyorsun çekmecelerde? Dürbünü canım, dolaba kaldırmıştım, yok. Türkan'ınki dama çıkmış, elinde babamın dürbünü komşu hanımı dikizliyor. Pardon, seyrediyor. Ne? Vay edepsiz, vay namussuz, vay alçak vay! Seyrediyor ha! Ben şimdi gösteririm onu. Orada. Utanmıyor musun? Hayır. Ver şunu bana. Dalgama taş atma abi. Ver şunu bana be. Bırak ya. Ya ver şunu be. Allah! Yandım, yandım! Biraz dişinizi sıkın, biraz daha! İnsaf et doktor, insaf et! Biraz daha ince çalış, papatya falına bakmıyorsun! Oh olsun sana, oh olsun! Polim'in sofrasından çöplenmek istersen böyle olur işte! Polim'in sözünü etme yanımda! Hem söyle Türkan'a, o herifi def etsin burada. Ayy! Gözüm görmesin sakın! Gene hafif atlattık diye şükredelim hanım! Ya gitmeyip de ömrü billah başımıza debelleş olsaydı? Gitti, gitti ama rahmetli anneciğimin yadigarı İnci Gerdanlığımı da beraberinde götürdü. Ya benim Amerikalılardan hediye gelmiş güzel pikabım? Ah, ben de yandım kül öldüm ayol! Sürüm sürüm sürünesi hınzır giderken kafam parası diye ayırdığım paracıklarımı da götürmüş! Bana kalırsa artık Türkan olacak, o mantar beyinli kızınla konuşup bu işi halletmemizin zamanı geldi. Benden bahsediyorsunuz galiba. Mantar beyinli de deseniz, cemiyete büyük bir faydası olacak tecrübemden vazgeçeceğimi zannediyorsanız aldanıyorsunuz. Beni iyi dinle kızım. Artık tecrübe filan paydos. Hemen nişan hazırlıklarına başlayacağız. Siz inatçıysanız ben de sizin kızınızım. Tasarladığım şeyi muhakkak başaracağım. Böyle adamlarla tecrübe yapılamayacağını gördüm. Fazla ısrar etmem, manasız. Elime yanlış malzeme geçti diye ümidimi kesme. Hem başarılmamış bir tecrübenin ne kıymeti var? Anlaşmamız Cemil'de bir insan kazandırmam üzerineydi. Hayatta tek istediğim şey bu. Bu niyetimi gerçekleştiremesem 4 yıl boşuna okudum sayacağım kendimi. Ne olur kırmayın beni babacığım ha?
Peki, peki. Yalnız ne yapacaksan çabuk yap. Sağ ol babacığım. Neydi bu? Kalksana be, çığlığı duymadın mı? Yok bir şey, duymadım, duymadım. Aman! Ay. Kimsiniz, odamda ne işiniz var? Korkma, sana bir zararım dokunmaz. Kim olduğuma gelince, çapkın hırsız derler bana. Geldiğiniz yoldan hemen terk edin odamı. Hırsızlık cürümlerin en adisidir. Çapkınlığınız da beni hiç ilgilendirmez. Meslek icabı karşılaştığım kimselerin fikirlerini aldırış etseydim, şimdiye kadar açlıktan ölmüştüm. Ama öteki meselede hakkınız var. Çapkınlığımı size harcamak şöhretimi gölgelendirebilir. Tertemiz bir genç kızın uykusundan istifade edip hiç öpülmemiş dudaklarından öpmeye kalkışmak zorbalıktır. Çapkınlık değil. Bir yanlışlıktır oldu. Şöhretime yakışmayan bir hata işledim. Konuşmak sırası şimdi bende sayın çapkın hırsız. Eyvahlar olsun, adam öldürüyorlar! Hadi, hadi! Yürü! Kımıldı bir adam! Yapma be abla, yapma! Kurabın olayım, yapma! Yeter hemen, yeter! Ne oluyor burada, Ali, kim bu adam? Yok! Davetsiz bir misafir. Kendisi meşhur çapkın hırsızmış. Çapkın hırsız mı? Ne kadar enteresan! Vay çapkın vay! Polis çapkınlığını çabuk geçirir onun. Onu polise mi teslim edeceksin? Gene bekleriz diyerek serbest bırakacak değiliz ya! Ya bize çektiğin konferanslar ne olacak küçük hanım? Gözün kesiyorsa bunu doğru yola sok bakalım. Yo, olmaz, dünyada istemem. Evde Şükran vardı da var. Pek zararlı birine benzemiyor anneciğim. Sen çok konuşma bakayım. Kızlar böyle şeylere karışmazlar. Yürü bakayım odana. Sade hırsız değil, çapkınmış da. Onu ıslah edebilirsen cemiyete faydalı bir fert kazandırmış olursun. İyi düşün. Gece yarısı odama girip uykuda olmamdan alçakça istifade eden bir adam. Benimki bir hastalık. Eğer beni iyileştirebilirseniz minnettar olurum size. Bak kendisi de doğru yola girmek istiyor. Eğer böyle arzulu bir insanı da yola getiremezsen iddiaların boş demektir. O zaman evlenir, hanım hanımcık köşende oturursun. Korkma hemşire, ben yük altında kalanlardan değilim. Hele bana bir yardım eli uzat. Pekala, seni doğru yola sevk edeceğim. Ama bir şartım var. Her sözümü dinleyeceksin. Söz veriyor musun? Hı? Veriyorum. Öyleyse önce şu maskeni çıkar. Cebindeki tabancayı da ver. İsmini de söylersen iyi olur. Ali! Ha, dadı, sen Ali Bey'e misafir odasını göster. Bu andan itibaren süjem artık. Üstüne de babamın elbiselerinden bir tanesini ver de böyle dolaşmasın. Baş üstüne! Buyurun, hanımın cücesi! Dinle beni Türkan! Bu oyuna müsaade ettim ama uzun sürerse benden paso. Sana 15 gün mühlet. 15 günün sonunda baktım ki adam olacağı yok, veririm polise, senin hikayen de böylece biter. Çarşafları da bugün değiştirdim. Sen ne şekerşesin böyle? Üstüme iyilik sağlık ayol! Her kuşun eti yenmez! Hanımın cücesi sen de! Ha,
işte mahallenin namusu bir paralık olacak. Köşkünüze birini aldınız, karım elden gidecekti. Röntgenci çıktı. Ah beyefendi, onun acısını ben çektim. Bu seferkinin de ben çekiyorum. Çapkın, hizmetçilere musallat. Fatoş rotasını şaşırdı. Eli işte, gözü oynaşta. Peki ne yapmak istiyorsunuz? Bahçenizi gözden geçirmek. Fatoş'un burada olduğuna %100 eminim. Korktum birdenbire. Pek korkacağa benzemiyorsun. Korktum işte. Seni utanmaz, ağırlanmaz seni! Şu bastonla kafanı ezeyim de gör! Yavaş gel babalık, o kadar uzun boylu değil, hadi bas bakalım bas! Şikayet edeceğim, seni polise şikayet edeceğim, belediyeye şikayet edeceğim! Tefrika romanı gibi en heyecanlı yerinden kesti, buna düpedüz saygısızlık derler. Senin yaptığına da edepsizlik derler. Hem bu böyle devam edemez bey. Bu adam çapkın mıdır, hırsız mıdır, ne karın ağrısıdır, başımıza bir iş açma da defolup gitsin buradan! Ne oluyor? Daha ne olsun? Seninki gelir gelmez etrafta ne kadar dişi mahluk varsa mart kedisi gibi ortalığa düştü. Konu komşuya rezil olacağız. Avrupa'da öğrendiğin usuller burada sökmeyecek galiba. Dinle beni Ali Bey oğlum. Hiçbirimizin tahammülü yok. Biraz gayret göster de bir an evvel gir şu doğru yola. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. Sıktınız artık. Ben böyleyim, işinize gelmiyorsa çeker giderim. Ama daha derse başlamadık bile. Bu evin havası iyi gelmedi bana. Sudan çıkmış balığa döndüm be. Galiba hakkı var, psikopatolojik bir nokta. Alışık olmadığı bir çevre ona baskı gibi geliyor, değil mi? Tamam işte, öyle oluyor. Ben burada kalacağım, küçük hanım bizden gelsin daha iyi. Daha neler, bir bu eksikti. Neden? Ah! Böylelikle onun psikopatolojik yapısında rol oynayan faktörleri tanımış olurum, değil mi? Fena fikir değil. Dünyalarda olmaz. Gül gibi kızımı bir başına gönderemem elin serserilerinin arasına. Onun da çaresi var, Şükran'ı da katarız yanlarına. Oo. Hadi herkes odasına, harç bitti, yapı paydos! Sen çıldırdın mı be adam? Bilakis, aklım başımda. Elbette benim de bir bildiğim var. Zorbalığın sökmediği yerde yüksek politika çalışır. İşte bizim kaşhaneye geldik. Buyurun. Kusura bakmayın, ortalığın façası biraz dağınık ama ne yaparsın, bekarlık işte. Burada yalnız başına mı yaşıyorsunuz? Hayır, can yoldaşım Fransız Sami ile, çok tatlı olandır, tanırsanız beğeneceksiniz. Nerede şimdi? Ortalıkta görünmediğine göre herhalde daha gelmedi. Ama neredeyse teşrif eder. Hadi buyurun, şimdi de kaşhanenin üst katını gezdireyim size, buyurun. Buradan manzara fevkaladedir. Kış günleri ayazdan dişler biz trompet çalar ama dışarıda yağan karı seyretmenin de tadına doyum olmaz yani buradan. Burası yatakhane. Buyurun. Bu Fransız Sami'nin yatağı, bu da benimki. Yataklar artık sizin olacak tabii. Herhalde o Fransız Sami de seninle aynı kafadadır. Aynı fabrikanın malı sayılırız. Bana doğru yolu gösterirken bir iki ufak dümeni de ona gösteriverin artık. Sevaptır, oğlan gariban kalmasın canım. Tanışalım, düşünürüz. Tamam, şimdi de gelin arka taraftaki balkonu göstereyim. Ah, bir dakika! Madem ki buraya yerleşeceğiz, şu üzerimdeki elbiseyi değiştirip daha rahat bir şey giyeyim. Rica etsem bavulumu getirir misin? Tabii, hemen! Gece biz nerede yatacağız acaba? Herhalde onlarla aynı odada değil. Bavullar hazır. Oh, teşekkür ederim. Hadi biz balkona çıkalım da hemşire hanım elbise değiştirsin. Asıl sen kimsin? Sonra bu yatak senin değil, benim. Fransız Sami sensin galiba. Tamam, künyemi okudun. Bir de ben senin kim olduğunu çıkarabilsem? Adım Şükran. Ablamla beraber geldim. Artık burada kalacağız. Ha, burada mı kalacaksınız? Hı-hı. Hmm, fena fikir değil ama sebebini anlayamadım. Ablam Ali'yi doğru yola sokacak.
İngiltere'de bu işin tahsilini yaptı. Vay, bu işin tahsili mi var? Ben de yoldan çıkmış garibanım biriyim. Bari bana da yardım edilse de... Git ablama söyle. Yok, yani demek istediğim şu ki ablan yükünü almış. Ali gibisiyle uğraşmak ona yeter de artar bile. Acaba boş vakitlerinizde benimle siz meşgul olamaz mısınız? Anlamadım. Yani şu doğru yolu bana siz gösterin diyorum. Günde bir iki saatlik ders kâfi. Halimden belli değildir ama zihni evvel talebeyimdir ha. Bilmem ki nasıl olur. Kürten daha hazırlamadım. Geliyorum. Ablam çağırıyor. Aşağı inelim artık. Hay hay. Buyurun efendim. Yemek işiyle Sami meşgul olur. Pişirdikleri midesi sağlam olanı öldürmez. Sen evde miydin? Evet, yukarıda kestiriyordum. Küçük hanım üzerime geldi. Tanıştırayım, Sami, hocam Türkan hanım. Biliyorum, bu da kız kardeşi Şükran hanım. İkisi burada kalıp bizi adam etmeye çalışacaklar. Sana ne oluyor, adam olacak olan benim. Ne demek Sen adam olacaksın da ben böyle serseri mi kalacağım? Biz de hoca tuttuk kendimize. Akşam karavanasında neler var anlat bakalım açıbaşı. Dolap bomboş, bu akşam yemeği dışarıda yiyeceğiz. Bari İstavron'un meyhanesine gidelim ha? Meyhane belki size biraz offside gelecek ama kusura bakmazsınız artık. Malum ya, her horoz kendi çöplüğünde öter. İnsanların yaşadıkları muhit değil, iç dünyalar önemlidir. Bu iyilik perilerinin bizi adam edebileceğine aklım yattı. Ne o, rakı mı içeceksiniz? Müsaade et de burada da ayran içmeyelim. Ama sen istersen vodka iç, konyak, şarap iç... Ben içki içmem. Bu olmadı işte, bir kere racona uymaz. İstavro'nun meyhanesine gelip içki içmeden oturduk mu... el alem tefe koyar sonra bizi. İçki insanı fikri ve hissi bir muazene siliğe sevk eder. Sonradan pişman olacağınıza şey... Abla ne olur gene konferansa başlama. Madem ki buraya geldik, biz de bir şeyler içmeliyiz. Şöyle... Bira getir aslanım. Hadi bakalım aslanım, sen içkini bitirdin galiba. Şöyle ufak ufak açıl da biz yerleşelim. Ben de gidiyordum zaten Osman abi. Söz dinleyen adamları da severim. Bir biçime soksana şu masayı. Şimdi Osman abi, Emret abiciğim. Şöyle ortalığı bir donat bakalım. Beğenmezsem tabağı kafana geçiririz bilmiş olur. Hadi siz donat hiç bakayım. Merak etmeyin abi. Bakın, şu adamda aşırı bir kompleksin tipik reaksiyonları görülüyor. Kendisinde fiziki ve ruhi hiçbir değer olmadığına öylesine inanmış ki... ...bunu maskeleyebilmek için takındığı kabadayılık tavrı içinde yapamayacağı taşkınlık yoktur. Teşhis tamam. İlacına gelince onu da ben söyleyeyim. Her gün yemeklerden önce yarım saat sopa atacaksın. Bir teşhiste şu bizim hastalığa koysanız... ...ilmi adını pek bilmiyorum ama... ...halk dilinde serserilik diyorlar galiba. Seni henüz iyice tanımıyorum. Şimdilik benim sücem Ali. Sami ile uğraşmana lüzum yok. Ona doğru yolu göstermeyi ben üzerime aldım. Teşekkür ederim sevgili kurtarıcım. İyi ama ben bu sözlerden sıkılmaya başladım. Sen de her kadın gibi iki kadeh içip... ...birkaç tatlı laf etmesini bilmez misin? Ben sizi eğlendirmek için değil... ...doğru yolu göstermek için aranızda bulunuyorum. Ne o güzelim? Bırak kızın kolunu! Kimdir orada öten? Laf söylediler, duymadın mı lan? Bir şey mi istedin? Bana laf atan evvel ayağa kalkar. El alemi rahatsız etmekten utanmıyor musunuz cemiyet hayatında? Kısa aklınla karışma bu işe. Üçe kadar sayacağım. Bir! Vallahi kalkamayız çünkü mangırımız tükenmedi daha. İki! Kuru gürültüyü bırak şimdi be! Üç! Görüyorsun ya başka çare kalmadı, müsaadenizle. Sen kadınlardan müsaade mi alırsın? Bırakın! Lan topunuzu çiğ yiyeceğim! Barışın, barışın, barışın! Şöyle, hoppa!
Tamam abi, benden cezeci! Evet, var mı iştahlısı da ha? Hal gece iyi başladı! Yani hareketli başladık demek istiyorum. İştahım da bıçak gibi bilende! Var mısınız şöyle ayaküstü bir ziyafete? Köprü altında helali mızgara balık vardı şimdi ha! Buyurun gidelim, hadi! Hadi çocuklar, palamut yemeye! Nasıl, beğendin mi burasını? Bayıldım! Köprü altının bu saatlerde böyle güzel olduğunu bilmiyordum. Dünyanın hiçbir yerine değişmem burasını! Ne Paris'te, ne İspanya'da, ne Almanya'da! Yoktur böylesi! Bu söylediğin yerleri gördün mü sen? Ben deniz Paris kaldırımlarında bile pençe törpüledim. Demek Paris'e de gittin! Ooo! Paris, Roma, Viyana, İspanya! Kavgada diline bir şey mi oldu senin? İç sesin çıkmıyor. Manasız konuşmaktansa, manalı susmayı tercih ederim. Şu kavganın çıktığı iyi oldu doğrusu. Neden iyi oluyormuş? Gözlüğün kırıldığı için. Baksana, güzelliğinin yarısını o gizliyormuş. Sözüme kulak ver, burnunun ucunu göremesen bile gözlük takma bundan sonra. Başkalarının beni nasıl gördüğü umurumda değil. Önemli olan benim etrafı iyi görmem. Öyle olsa aynayı icat etmezlerdi. Yemek faslı bitti sayılır. Misafirlerimizi oyun salonuna davet edebiliriz. Oyun salonuna mı? Evet, buyurun gidelim. Haydi bayanlar baylar, oyun başlıyor. 30 lirasına. Oo, 10 önde 20 arkada. Mangırlar peşinasyon bastıralım. Elden gel kemikleri. Hadi yavrum, Şeker Ayşe'nin aşkına bir sırtı kalabalık tuh be, ay kandilini! Ağrol, bu gece sansürmasyon var ahbap! Biz de silkeleyelim talihimizi, bakalım ne gösterecek. Haydi bayanlar baylar, ablamız 5 evlek sürüyor. 25 önde, 25 arkada. Yok mu avuçları kaşınan, he? Hop! Hadi, evet centilmenler, ütülenecek başka paranız kaldı mı, he? Benden kesik abi. Kesik ki. Ben de böyle armalı şans olsa Monte Carlo'ya giderim. Ablanın şansı lokomotif gibi be. Hadi, güle güle ahbap. Gülü 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 gülü. Mangırları istifledin Türkan abla. Neşen çiçek atsın biraz. İnsan başkalarının canını yaktı diye neşelenir mi hiç? Kumarda para almak can yakmak sayılmaz ki. Barbut bu. Kimin şansı ötekini yenerse. Ben sizin fikrinizde değilim. Zavallıcıkların paralarını geri verelim, yoksa içim rahat etmez. Saçmalama Allah aşkına! Kumarda kazanılan paranın geri verildiği nerede görülmüş? Hem talihini de küstürürsün! Hadi, atraksiyon bitti, evin yolunu tutalım! Hadi. 10 lira önde, 20 arkada! Hadi gözünü sevdiğimin kemiği! Gel bakalım şöyle üstü kalabalık bir şey! Şeşmeş, tamam arkadaşım, ütülendin! Hadi beyler, yok mu başka taliplisi? Al bakalım, bu sefer 20 önde, 20 arkada! Yalnız kemikleri iyi salla! Merak etme, harbi oyuncuyuz biz! Düşeş, tamam, gene şiştin arkadaş! Şükran, yeter artık, ne biçim konuşma bu? Körle yatan şaşı kalkar derler! Sosyetenize girince Ali abimizin de dili ufak ufak yan basmaya başladı! Bunda bir kötülük yok ki! Lehçesi biraz değişirse, birbirimizin dilinden daha iyi anlarız, değil mi? Ben sizi cemiyete layık bir hale getirmeye çalışırken, bir de onunla uğraşamam. Aman abla, sen de insanın keyfini kaçırmak için ne lazımsa yapıyorsun. Uykum geldi, hemen yatmalı. Hay hay, bizim yukarıdaki yataklar sizindir. İyi geceler. Güle güle. Size de. Peki, biz nerede yatacağız? Şurada bir yerde kıvrılırız be. Peki, ben gideyim de elektriği yakayım. Bir dakika, pardon, pardon, bir dakika. Buyurun, buyurun. Elektriği yakayım dedim de...
şey var mıdır acaba? Yatınca öğrenirsin. Serseri filan ama ikisi de hoş çocuklar. Sana göre hoş olmayan erkek yok zaten. Önemli olan insanların iyi olmaları, hoşluk da neymiş? Hele Fransız Sami. İyi aile çocuğu olduğu belli. Avrupa'yı karış karış gezmiş. Hali tavrı ne kadar kibar. Bir de giyinse. Şükran tatlı kız be. Şaka maka vuruldun galiba. Vurulmak da söz mü? Kızı görür görmez tansiyonum vallahi yükseldi. Bunlar şimdiye kadar bulduğumuz kuşlar cinsinden değil ha. Orası öyle ama Türkan'ın ikide bir çektiği konferanslarda can sıkıyor. Evet, nerede kalmıştık? Ahlak ve cemiyetin koyduğu kurallar insanlara bazı şeyleri yasak etmiştir. Yolunu bu kurallara göre çizen bir insan... Şey, ne diyordun? Ne bileyim ben? Ne dediğini bir anlayabilsek? Ha, yolunu bu kurallara göre çizen insan cemiyet içinde saygı değer ve... Bir teklifim var. Ha? Açık havada dersler havaya gidiyor, dikkatimiz dağılıyor. Kendimizi derslere verebilmek için daha samimi, daha biz bize olacağımız bir yere gitsek... Nereye? Mesela müzikli bir gazinoya. Müzikli gazinoda ahlak dersi olur mu hiç? Neden olmasın? Ahlak dediğin şey her yere girer. Hem Avrupa'da da böyleymiş. Müzikle verilen dersler daha kolay giriyormuş insanın kafasına. Hiç de fena fikir değil. Kıyak lakerde ama bendeniz gazinonun kapısında kalacağım için bu derslerden istifade edemeyeceğim. Aa, ne diye kapıda kalıyormuşsun? Kostüm vaziyetimin falsolu çalması cihetiyle. Türkan Hanım'ın kılık kıyafeti de pek aynalı sayılmaz ona bakarsan. Kıyafetimin nesi var? Gayet ciddi ve düzgün. O kadar ciddi ki seni her gören kadınlar hapishanesinin gardiyanı zanneder. Bu kılıkla oralara gidilir mi hiç? En iyisi sen benimkilerden birini giyersin. Sami Bey de kendine giyecek bir şey alır. Şükran pişkindir ama zavallı Türkancığım ne yapar acaba bir başına? İlahi hanım, 4 sene İngiltere'de dadıyla mı oturdu kız? Yetişkin, aklı başında, pehlivan gibi maşallah. Sen meraklanma, bak ben ne kadar rahatım. Gencecik kızlara elin çapkın haydutuyla ortalığa salıverdin, marifet yapmış gibi kuruluyorsun bir de. Aldırma dedim ya. Benim adım Hüsnü Kibarzade, işimi bilirim ben. Daha olmadı mı kızım, odaya girel 2 saat oldu. Bu maskara kıyafetle utancımdan ölmesem iyi. Bu kılıkla palyaçoya benzedim. Sen hemen içeri gir, gene eski kılığına dön kızım. Çok berbat bir görünüşüm var değil mi? Kim demiş, afet olup çıkmışsın. Bu halinle seni biraz daha seyredersem Mecnun gibi aşık olmaktan korkarım. Siz bir de bana bakın. Beni görüp de kalbinin kaidesi yerinden oynamayacak kadının alnını karışlarım. Bu kılıkla sahneye çıkacaksın galiba. Arkadaş, hayatta bir tiyatro temsilidir şahsen. Hadi gevezeliği bırak da gidelim. Buyurun. Bize müsaade artık. Sen hiç merak etme. Kızın benim kanımı taşıyor. Zamanı gelince ne yapar eder, senin delikanlıya sevdirir kendini. Ben Türkan Hanım'ın sevilmeyecek kız olduğundan değil, Orhan'dan yana endişeliyim. Bir dalak olup kalmaz ki çapkın. İçin rahat etsin. Türkan akıllı, zeki kızdır. Evleneceği erkeği kendine bağlamanın yolunu da bilir. İnşallah öyle olur. Hadi Allah'a ısmarladık. Bana müsaade hanım güle. Efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim, güle güle. Bu iş inşallahla maşallahla olmaz. 15 gün bitti, Türkan'dan hala haber çıkmadı. Ben gider yoklarım onları, sen hiç merak etme. Nereye gidiyorsun? Pederin eski bir tanıdığı vasıtasıyla iş arıyorum da. Sahi mi, buna çok sevindim. Madem ki sayende dürüst bir adam olacağım... ...hayatımı da namusumla çalışarak kazanmak istiyorum. Sonra çapkınlığı da bırakıp aşık olacağım. Kalbime de bir iş bulmam lazım. Bir kalp için önemli olan aşk değil, iyi çalışması, muntazam çarpması. Olabilir. Fakat sen sevmediğin bir adamla evlenebilir misin? Sözlü olduğum için bu soruya cevap veremem. Bak bunu bilmiyordum.
Sözlü olacak herif yakışıklı mı bari? Önce onun hakkında kibar konuş. Kusura bakma, öğretmenim ve kurtarıcım olduğun için sözlünün de sana layık biri olmasını isterim. Ya salozun biri ise, seni mesul edemezse diye düşünmem hata mı? Nasıl bir adam olduğunu bilmiyorum. Kendisini çocukken görmüştüm. Vasfi Altınküp'ün oğlu Orhan. Ha? Orhan? Orhan ha? Hay Allah, işte buna bayıldım doğrusu. Ne var bunda gülecek? Ne oluyorsunuz? Anlatın da biz de neşemizi bulalım. Türkan'ın sözlüsü kimmiş biliyor musun? Vasfi Altınküp'ün oğlu Orhan. Felaket desene. Niye felaket oluyormuş? Sözün olacak herifi tanırım. Kaba, yontulmamış çirkin adamın biridir. Çirkin olması çapkın bir hırsız olmaktan iyidir herhalde. Ben senin için üzülüyorum. Ne de olsa sana çok şey borçluyum. Orhan zengin, iyi bir ailenin çocuğu ama hayırsız. Babasını bile utandıracak bir hayat yaşıyor. İnanmıyorum sana. İstersen gözlerinle görebilirsin. Nasıl? Onun devam ettiği batakhaneyi biliyorum. Karagül Barı. Oraya götürürüm seni. Ama kılık değiştirmelisin. Erkek kıyafetiyle daha emniyetli olursun. Tamam. Sami'nin de elinden gelmeyen şey yok galiba. Bir zamanlar artistliğin sevdası yoluna az mı açlık çektik? Sahneye ökçeme bastım mı milletin avucu su toplardı. Oldu. O kadar değiştin ki. Erkek halin de fena değilmiş. Hadi yola düşelim artık. Sana uyduğum için belki aptallık ediyorum. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Kutular go go yapar, aşkanına sükse yapar. Ah bana ne oldu, sararıp soldum, gogocu oldum, papası oldum. Aman bozuntuya verme, buranın raconuna uymak lazım. Mezelik bir şey istiyor musun abi? Şu karşı vitrindekileri yolla bize. Gene mi çapkınlık? Çapkınlıktan değil, kadınları yanımıza alırsak forsumuz artar. Hayt be! İle sanı ile keskin tıran derler kızım. Ama kızlanması için bir iki kadeh çekmesi lazım. Hadi neşemiz bol olsun. İçmiyorsun hayatım. Hız alman için kafayı bulman lazımmış. Ama böyle damla damla içersen benim sabrım tükenir. Şimdi iki yudum da bitiriver hadi hayatım. Gözün aydın, seninki geldi. Hadi bakalım ufaktan göster sırtını. Buraya ben oturacağım. Şarabımı bitirip kalkıyorum zaten. İşte şarabım bitti, yallah hadi hava al. Peki ama ben sana ne yaptım? Kalk be, hala vızıldıyorsun be, yürü! Gelir gelmez numarasına başladı, beğendin mi? Gel bakayım yavrum! Yapma be, bırak! Çekil! Çek elini! Bırakmıyorum! Tatlı şey. Bırakmıyorum canım! Yavrum! Nonoşum benim! Ay canım! Bırakın beni be! Şimdi inandın mı bana? İnsanlardan nefret ediyorum. Üzülme, evleneceğin herifin insanlıkla alakası yok nasıl olsa. Abla. Dumanın çıkmıyor ama fena yanık kokuyorsun. Ders mers derken ikimiz de gönlümüzün paçasını kaptırdık. Dalgaya bak be. O kadar delikanlının kalbiyle çelik çomak oyna, sonra da böyle zibidinin tekini abayı yak. Konuşmana ne oldu senin Şükran? Bilmiyorum. Yalnız bildiğim bir şey var, benimki de pek parlak değil. Sami'yi seviyorum galiba. Yarın bir gezinti yapalım dedi. Fırsatını bulursam açıklayacağım ona. Sen de öyle yap. Ben de mi? Onu sevdiğime emin değilim ki.
buraya kadar beraber çıktığım erkek arkadaşlarımın en züğürdü bile hiç olmazsa kirayla bir hususi araba tutardı. Benimki züğürtlükten değil bebeğim. Şanıma göre bir dört tekerlekli bulamadım. Yapınca en iyisini yapmalı insan. Tarlada mı otluyorsun kardeşim? Ne biçim araba kullanmak? Adam direksiyon başında uyursa böyle olur. Gel tabii. Bakalım şunlara. Bırak laklakiyatı be! Sen bırak laklakiyatı be, dalga mı geçiyorsun? Dalga sen geçiyorsun, ne olacak bu şimdi? Yahu bırakın gürültüyü, herkesin işi gücü var, yapmayın! Haklısın arkadaşım, biz işimize bakalım. İşte en kralından bir vesayeti nakliye emrinizdedir hanımefendi, buyurun. Gel, girelim içeri. Hadi canım, bırak uzatma be efendim. Sen asıl öğren be. Ya kavgayı bırakın arkadaşlar. Eminönü otobüsü değil mi bu? Merak etme hanım teyze, sahil yolu tarikiyle götürüyorum sizi. Fena mı? Biraz deniz havası alırsınız. Aa, bir yaşıma daha bastım. Eminönü o tarafta değil ayol, bu tarafta. Hemşire, senin de dilin durmuyor ki. Şoför efendi sana laf yetiştireceğim derken hepimiz denizin dibini boylayacağız. İyi vallahi. Herif bizi istediği yere götürecek, biz ağzımızı açmayacağız. Ayol adama bir şey söyleyin, ben bile parasından vazgeçtim. Dursun ineceğim, canımızı kurtaralım bari. Evet, inmek isteyenler buyursun bakalım. Ayol deli mi ne bu adam o? Elbette ineceğim, canımı sokakta mı iniyor? O kadar yolun var, tabii ineceğim ya. Siz inmiyor musunuz? Yo, inmiyoruz. Yalnız nereye gideceğimizi bir bilsek daha iyi olacak. İşte onu ben de bilmiyorum. Belki Bağdat'a, belki Fizan'a... Belki de balıklar padişahının sarayına. Hadi inin bakalım. İnen insin kanları fezaya götüreceğim. Dur. Biz de iniyoruz. Sen yoluna yalnız devam et. O ne ya? Hadi sallanın biraz, gezmeye gidiyoruz. Hadi! Nereden buldun bu külüstürü? Niyetten çıktı. Hadi çabuk olun, şöyle bir tur atalım. Geliyoruz! Hay Allah! Kusura bakmayın, arabamız biraz hurdamsı ama evvelallah dünya turuna çıkabiliriz. Nereye gidiyoruz şimdi? Paşa gönlünüz nereyi isterse. Şöyle kıyak manzaralı bir yer bulursak, mola verir bir nefes alırız. Ne oluyor buna ya? Benzin var mı depoda? Tüh be, bak teslim alırken bunu sormayı unutmuştum. Benzin bitmiş. Peki ne olacak şimdi? Benzinciye kadar talim edeceğiz. Hop, 10 kağıtlık yeter, başka mangırımız yok. Hadi al bakayım, iyi bak kendine. Gözüme çöp kaçmıştı, çöp onu çıkartıyordum. Hadi gidiyoruz. Ama daha erken değil mi? Biraz daha kalsaydık. Yürü. Ama ne güzel eğleniyorduk işte. Artık bana eskisi gibi kızmıyorsun değil mi? Hayır.
belki de beni seviyorsun. Bunu senin ağzından duymayı o kadar istiyorum ki. Galiba seviyorum. Ama iş yok. Bizi birbirimizden ayıran öyle derin bir uçurum var ki. Ben bütün engelleri aşacak kudretli bir insanım. Yeter ki karşımdaki bu fedakarlığa layık olsun. Demek... layık olmaya çalışırsam... geldik. Ben şu otobüsü bırakayım, hemen gelirim. Aha. Kimsiniz? Halil'in odasında işiniz ne? Burada ne aradığınızı asıl size sormalı. Sevgilim Halil'in odası ayol. Kim karışır keyfime? Sevgiliniz mi? Bir yanlışlık olmasın sakın. Ne yanlışlığı? Doğuracağım çocuğun babasını bana mı öğreteceksiniz? Nasıl? Senin de mi ondan bir çocuğun olacak? Oh! Eğer kadın olsaymış... Nereye? Senin ıslah olacağın yok. Ne büyük aptallık ettiğimi şimdi anlıyorum. Halbuki seni cemiyete kazandırmak için kendimi feda etmeyi bile göze almıştım. Biraz da beni dinle. Yalanlarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Doğacak çocuğum birken iki oldu. İnsanlara olan inancımı senin yüzünden kaybettim. Ama ben doğru yola girmek istiyorum. Öyleyse ifade ettiğin iki kadından biriyle evlenmekle işe başla. Haklısın ama hangisiyle evleneyim? Kararını sen ver. Ya sen? Sen ne yapacaksın? Eve döneceğim. Babamın sözünü dinleyip evleneceğim. Mücadele etme cesaretim kalmadı artık. Burada ayrılalım daha iyi. Haklısın Türkan. Burada ayrılalım. Sözünü dinleyeceğim. Dürüst bir insan gibi hareket edeceğim. İcap ederse ifade ettiğim iki kadınla da evleneceğim. Ne oluyor abla? Artık gidiyoruz buradan Şükran, topla eşyalarımızı. Ama ben... Sami... Meğer ben ne talihsiz kızmışım. Neden? Sami'yi seviyorum da ondan. Davamı kaybettim baba. Ne desen hakkım var. Demek artık kendini insanların iyiliğine vakfetmekten vazgeçiyorsun. Katiyen, yeminimden asla dönmem. Hay yerin dibine bassaydı şu yeminin! Kendimi insanların iyiliği için feda edeceğim. Ama bu fedakarlığı sana yapayım da bari bir faydası olsun. Vasfi Bey'in oğluyla evlenmeyi kabul ediyorum. Deme! Sahi mi? Gel öpeyim yavrum. Ben her zaman söylerdim zaten. Türkan babasının kızıdır, işini bilir diye. Yeter be abla! Roket olup fezayı mı boylamak istiyorsun? Şu zıkkımın kime ayır olmuş ki ondan medet umuyorsun? İçmek istiyorum. İçip de unutmak... kendimi, onu, dünyayı... her şeyi... unutmak için de tek çare... tek çare... kafayı düşürün. Kendini aldatıyorsun. İçki hiçbir şeyi unutturmaz. Yalnız bir müddet için uyutur insanı o kadar. Biliyorum. Ali'yi bir kerecik görebilmek için bütün dünyanın çılgınlıklarını yapabilirim. Ya ben? Şu anda Sami yanımda olsun... tek katta intihar ile kalmaya razıyım. Kuru lafa karnım tok arkadaş. Bana içki versene. Kalbimin ateşini ancak bu söndürecek. Şu dünyanın işine bak be! Elbise tornistan olur gibi... insan da ters yüz... oluyor. Alisiz hayat... astarsız iskarpin gibi... şey. Böyle hayatın fırt fırt. Sami yanımda yokken
Ben de yok oluyorum sanki. Geldiler galiba. Misafirler geldiler küçük hanım. İnelim abla. Hoş geldiniz. Nasılsınız beyefendi? Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Ve subhanallah! Deli mi oldunuz, ne bu haliniz böyle? Şey babacım, sevinçten! Benimki de ondan baba, benimki de. İşte o mini mini Türkan bugün karşınızda bir genç kız olarak elini öpecek Vasbiciğim. Gel bakayım kızım, çapkın oğlumdan evvel ben kucaklayayım seni. Orhan'ın klaksonu. Bak gelinimi öpmemi bırakır mı çapkın? Ne yaparsın? Tanıştırayım Türkan Hanım. Ali! Ali! Ali götür beni buradan! Götür beni, nereye istersen oraya götür! Beni Orhan'a vermek istiyorlar, ben seni istiyorum! Öyleyse mesele yok. İstediğin yerine geliyor demek. Anlamadım. Vasfi Bey'in oğlu Orhan benim. Nasıl? Ya öbürü? Ben sahtesiyim. Seni karanlarından caydırmak için başka çare bulamadık. Demek hepiniz bir olup beni aldattınız. Fena mı? Bir taşla iki kuş vurdun. Hem haşarı bir genci doğru yola soktun, hem de gönlünün istediği biriyle evleniyorsun. Ya benim İzzet-i nefsim? Onunla nasıl oynadığınızın, onu nasıl yaraladığınızın farkında mısınız? Hepiniz fena kalplisiniz! Sizi görmek istemiyorum! Türkan! Sesini duymak istemiyorum, bana bir şey söyleme! Sana bir şey söylemeyeceğim, bütün ömrümce seni seviyorum diyeceğim! Doğru yolda ilerlemesi için artık ona yardım etmek istemiyor musun arkadaş? Hepiniz birlik olup bana oyun oynadınız. Evet ama bir gönül oyunu. Hepimizin saadeti için. Bütün bu olanlardan sonra sana bir sözüm var. Seni seviyorum.